bir sene önce bu demokratik bir üniversitenin yönetişim sistemine darbeye uğradı. Türkiye Barolar Birliği'ni ziyaret etme sebebimiz bu davalarımızda Barolar Birliği'nin desteğini istemekti. Bir kamu üniversitesi olarak ücretsiz çok nitelikli eğitimi Türkiye'nin tüm öğrencilerine sunan bir kurumun yok olmasına izin veremeyiz. Boğaziçi Üniversitesi yapan liyakat hususundaki aşırı hassasiyetlidir. O çiğnenmiş vaziyette paraşütle dışarıdan öğretim üyeleri gönderilmek suretiyle bir grup oluşturulmaya ve üniversitenin dönüşümünü onun üzerinden yapmaya çalışılıyor. Hukuktan başka sığınacak da hiçbir şeyimiz yok. Bunu da sonuna kadar kullanıyoruz. Keyfilik var ve yetkilerin kötüye kullanılması var ve hocalarımız buna sürekli maruz kalıyor. Bu şekilde dersleri iptal eden hocalarımız oldu. Ders programlarımıza karışılıyor. Ders listemize karışılıyor. Bunlar akademik özellik ve akademik özgürlük değilse nedir diye sorup duruyoruz. Buradaki baskılara ve Boğaziçi Üniversitesi'ni çok açık bir şekilde dönüştürme projesine karşı verdiğimiz mücadelenin çeşitli ayakları var. Arkadaşlarımın da söylediği gibi bunlardan en önemlilerinden biri hukuki mücadele. Şu ana kadar onun üzerinde dava açtık ve yeni davalarımızı da hazırlıyoruz. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'ne yönelik gerçekleşen hukuksuzlukların sonu gelmiyor. Davaların bir kısmı şu anda Danıştay'da, bir kısmı da İstanbul ve Ankara İdare Mahkemelerinde devam ediyor. Süreci takip etmeye devam ediyoruz. Sürecin bir parçası olarak hukuken de bu yapılanları kabul etmiyoruz ve vazgeçmiyoruz diyebiliriz.